İsrail'in Lübnan saldırıları 20. gününde. Lübnan'da 750 kişinin hayatına mal olan bu saldırıların en kanlısı hafta sonunda bir binanın bodrum katına sığınmış olan sivilleri hedef aldı. Bu saldırıda İsrail bombardımanında 37'si çocuk, en az 60 sivil hayatını kaybetti ve bu durum Lübnan'da tüm dünyada infiale sebep oldu. Başkent Beyrut'taki gösteride İsrail'le ona en büyük desteği veren Amerika Birleşik Devletleri protesto edildi. Öfkeli Lübnanlılar ateşkes kararı alamayan Birleşmiş Milletler'in Beyrut'taki binasını bastı. Gösteride Lübnan'daki farklı kesimlerden Hizbullah'a yönelik desteğin de arttığı görüldü. NTV kameramanı Cumhur Çatkaya'nın görüntüleriyle Beyrut muhabirimiz Eyüp Coşkun'un haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Kana kasabasında İsrail bombardımanı sonucu çoğu çocuk, yaklaşık 60 Lübnanlı sivilin yaşamını yitirmesi, günlerdir İsrail bombardımanı altında yaşayan Beyrutluları sokağa döktü. Öfkeli Lübnanlılar İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne protesto etti. Lübnanlıların hedefinde Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice vardı. Kanadaki çocuklarımızı öldüren bombaları gönderdiğin için teşekkürler Rice. Thank you Rice. Thank you for humanity. Kimileri de Arap liderlerine öfkeliydi. Hain Arap liderleri, Arap liderleri ölüm. Her şeyi görüyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Bunu unutmayacağız. Hizbullah ve Nasrallah'la birlikteyiz. Zafer bizim olacak. İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, kanımız canımız, Lübnan'a feda olsun sloganları atan öfkeli kalabalık, günlerdir ateşkes çağrısında bulunmayan Birleşmiş Milletler'in Beyrut'taki binasını da hedef aldı. Önce binayı taşlayan Lübnanlılar daha sonra güvenlik çemberini aştı ve kapıları kırarak binaya girdi. Gösteride Lübnan ve Hizbullah bayraklarıyla örgütün lideri Şeyh Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları taşındı. Farklı kesimlerden Lübnanlıların Hizbullah'a yönelik desteğinin arttığı dikkat çekti. İsrail'in Kanada gerçekleştirdiği ikinci kez katliam Lübnanlıları sokağa döktü. Birleşmiş Milletler binası şu anda arkamda gördüğünüz binanın önünde. Sabahın erken saatlerinden bu yana Lübnanlılar toplandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı, Hristiyan, Müslüman binlerce kişi İsrail'e karşı tepkilerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler'in çaresizliğine karşı tepkilerini dile getirdiler. Eyüp Coşkun, NTV, Beyrut.